Avrupa'da AK Parti birinci büyük ihtimalle çıkacak. Seçim sonuçları öyle gösteriyor. Çünkü gördüğümüz otobüsler, gördüğümüz o organize. Fakat ikinci partinin kesinin HDP olacağından emin misiniz? Onu tartışmaya bile gerek yok. Yani biz geçen seferdeki durum neydi? Geçen sefer de biz ikinci partiydi. İkinci parti. Yani Avusturya'da yani da ikinci parti. Avusturya, partiydi. Almanya, İngiltere. Yanılmıyorsam biz Avrupa'nın genelinde ikinci partiydik. İkinci partisiniz. Yani bazı ülkelerde, örneğin kuzey ülkelerinde birinci partiyiz. İsviçre'de birinci partiyiz. Bir önceki seçimler sadece bizi, yani Avrupa'nın genelinde hayal kırıklığına uğratan bir ülke vardı. Almanya. Almanya'da hedeflediğimiz oyu bir türlü alamamıştık. O konuda arkası muhlak. Yani o konuda da yani bizim de düşündüklerimiz falan var. Ama bu kez Almanya'da da istediğimiz sonuçları elde edeceğimizi düşünüyoruz yani. Peki baraj sorunu olarak bir şey düşünmüyorsunuz? Hayır. Yani biz aslında ben o konuya bir açıklık da getirmek istiyorum. Yani bu Türkiye'de de çok tartışılıyordu. Bence HDP yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Sayın Selahattin Demirtaş'tan girmeden yani kendisini parti olarak ilan ettiği gün aslında Türkiye'de baraj sorununu da ortadan kaldırmıştı. Yani öyle bir sorun yok. Bir de artık Türkiye kamuoyunda bunu tartışılıyor. Yani işte kimisi HDP'nin bir takım emanet oylarına veya sadece yaratılan psikolojik atmosferin işte HDP'nin barajı aşması yönünde oy kullanmaya halkın yöneldiğini düşünüyor ama bir de bir şey de var. Yani bu toplumun içinde biz de siyaset yapıyoruz. Yani toplum psikolojisini, toplum sosyolojisini biliyoruz. Yani HDP'nin sadece kendi seçmen kitlesini yani Kürt siyasal hareketinin yarattığı atmosferden aldığı oy oranı %12. Yani biz %13.1 oy almışız. Bizim amacımız Türkiye'leşmek. Bizim amacımız yani Türkiye halklarını ortak yaşanılabilir yeni bir hayatta buluşturmak. Sistemin karşı olduğu şey bu. AKP'nin bizden çatışmasının temel nedeni de bu. Ben bir de bir cümle kullanmak istiyorum burada. Yani çoğu insan bizim Türkiye'de bağımsız olur adaylarla seçime girmemizi veya da sadece batıda değil işte yani Türkiye tabiriyle doğuda bizim tabirimizle seçimlere girsek bugünkü parlamentoda oluşturduğumuz grubu zaten alabilecek potansiyele gene sahibiz. İnan belki bunun bu çatışmaların hiçbirisi olmayacak. Sistemin bizimle sorunu bizim Türkiye'leşme niyetimizin önünü kesmek. Çünkü Türkiye'nin çıkışı da burada. Yani Türkiye'de bir Kürt'ün kaderi neyse bir Türk'ün de kaderi bu. İşte Edirne'li bir işsizin ile Hakkari'li bir işsizin arasında sadece etnik bir farklılık var. Biz bu farklılığı paylaştırmayı, bu farklılığı ortaklaştırmayı, bu acıları ortaklaştırmayı düşünüyoruz. Yani partinin çıkış politikası da bu. AKP'nin kabul etmediği şey bizi bir coğrafyaya hapsetmek istiyor. Hayır, biz de diyoruz ki işte inadına HDP, inadına özgürlük, inadına barış, inadına demokrasi şiarımız da buradan geliyor. Peki bu üç bölgedeki Avusturya özgürlüğüne tekrar dönersek, üç bölgedeki yapılan seçimlerde vatandaşların oy kullanması için kurulan konsoloslukların belli bölgeleri vardı ve burada siz herhalde denetçi olarak görev aldınız. Evet, ben resmi olarak yani HDP Avusturya temsilciliğinde yapıyorum. Yani YSK karşısında da bir arkadaşımız var. En iyi deneyimli, eğitilmiş sandık görevlisi arkadaşlar da bizden. Biz bu konuda gerçekten büyük çaba da sarf ettik. Gerek 7 Haziran seçimlerinde, gerek bu seçimlere yönelik. Yani her gün de konsolosluğa gidip geliyorum. Yani ben de insan taşıyorum. Gidip arkadaşlarımı da gözlemliyorum. Yani seçim havasını birebir yaşıyorum. Ben tabii konsolosluktaki görevli arkadaşların da hakkını burada teskin etmek lazım. Yani bu arada da bir şey belirteyim. Belki Avrupa genelinde en sorunsuz, en iyi örnek olabilecek seçim sporunu yaşayan ülke de Avusturya. Biz de yani, Sayın Başkonsolosu konuşumuzda aynı dileklerini ifade etmişti. Çok şükür demişti. Hiçbir şey olmadan ve biz elimizden gelen her şeyi, bütün yardımları hatta gereken ne varsa onu da yaparak kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Herhangi bir konuda bizden şikayetçi olduklarını zannetmiyorum demişti. Doğrudur. Sizi bunu tekrar tasdik etmiş oldunuz. Hiçbir sorun yaşanmadı gelen alanda. Yaşanmadı. Diyorsunuz. Gerek Viyana, gerek Salzburg. Gerekse Bregenz'de. Tabii vatandaşların yaygın bize ilettikleri var televizyonumuza. Özellikle İzburg'da bir sandık talebi var. Evet. Çünkü biraz uzak olmasından dolayı ta Landek ve Telfs şehri diyebiliriz. İzburg'a bağlıdır bunlar. Yaklaşık olarak 30 dakika 40 dakika olan yerler.
hatta Salzburg'a gelip oy kullanmak zorundalar. Ve evet. Salzburg'da maalesef iki tane sandık var konsolosluğumuzun açıklamasına göre. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Şimdi ben sadece onu bir yana... Siz bildirmediniz mi önceden böyle bir... Çünkü diğer seçim de çok yakın bir dönemde olduğu için aynı aksaklık o dönemde de olmuştu. Hayır, biz bir önceki seçimde de bildirmiştik. Yani ben bizzat kendimle görüşmüştüm. Yani Bregenz'deki konsolosluk yetkililerinden. Yani Salzburg konsolosluğuyla pek ilişkim olmadı ama bir andaki konsolosluktan görüşmüştüm. Ama bu bizim talebimizle oluşacak bir şey değil. Yani bütün partilerin ortak bir çalışmasıyla. Benim önerim de şuydu. Örneğin Viyana sandıklarının kurulduğu yer, işte 2-3 bin insan birden yığıldığı zaman buna cevap verebilecek konuma sahip değil. Yani hem dışarıda bekleme yeri çok küçük, içerideki salon da çok küçük. Umarım bir sonraki seçimde, yani konsolosluk yetkililer de bu konuda düşüncelerini yazarlar. YSK örneğin Almanya'da Köln'de olduğu gibi daha geniş bir alanda veya Cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğu gibi örneğin Mersin'den bir yer kiralayabilir. Veya da konsolosun başka bir alanında işte çadır mı kurarak yapar, konteyner mi kullanarak yapar, gelen insanların daha sağlıklı, daha seri, daha hızlı biçimde oy kullanmalarını sağlar. Innsbruck alanına gelince doğrudur. Yani örneğin biz Steiermark'ı, işte Nidos'ta çok büyük bir alan. Yani oradan buraya insan taşımanın bir ekonomik boyutu var, bir de zaman boyutu var. Bu maalesef Avusturya, Avrupa'nın bütün ülkelerinde var. Yani Graz nereye oy vermeye gitti? Viyana'ya. Viyana'ya. Klagenfurt Salzburg'a gidiyor. Linz? Linz Salzburg'a gidiyor. Salzburg'a gidiyor. Salzburg'a gidiyor. Örneğin Linz'e 30-40 kilometre mesafedeki bir yerleşim birimi de Viyana'ya gelmek zorunda. Çünkü Niederösterreich alanına dahil olduğu için sandık kurulu da Viyana'da çıkıyor. Yani bunun ekonomik boyutunu düşünün siz. İşte üretimde olan bir insanı ayıracaksınız. Başka bir zorluk da var. Yani Viyana'nın uzak semtinden konsolosluğa gidip oy kullanma için sizin bile 2,5-3 saatlik bir zaman ayırmanız lazım. İşte bizim konsolosluk yetkililerine yaptığımız öneriyi, yani o zamanı daha ekonomik kullanmak için sandıkları birazcık daha çoğaltmak lazım. Viyana'da bunu yapabiliyoruz. Yani hafta arası 5, hafta sonu sandık sayısını 6'ya çıkartabiliyoruz. Ama Bregenz'de bir tane sandığımız var. Salzburg'da sabit sadece 2 tane sandık var. Yani hafta sonu da 2 tane sandık. Tamam, oy oranları o kadar büyük değil orada. Yani hafta arası yığılma o kadar olmuyor. Ama işte geçen hafta Salzburg'da yaşanan yığılmanın nedeni de dışarıda çok fazla insanların 2,5-3 saat siz 60-70 yaşındaki insanı kuyrukta bekletiyorsunuz ve dışarıda. Yani buna bir çözümü de partilerin birlikte yaptığı bir çalışmayla YSK'ya bir götürebilecekleri bir öneri doğrultusunda. O ben... konuda biz konsolos bey ile görüştüğümüzde kendileri şunları ifade ettiler. Dediler ki aynı anda 8-10 otobüs geldiği için, halbuki yani aralıklarla gelselerdi bir anda bir yığılma oldu. Fakat ondan sonra tekrar kimse yok. Doğru. Yani o yığılmalar aslında deniz gibi seçime katılan AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin otobüsleri aslında aralıklı olarak gelseydi belki o sorunlar da yaşanmayacaktı. Tabii bizim millette şöyle bir olay var. 10 tane otobüs birden gidelim. Artık orada bekleyelim. Çünkü aynı anda organizeler de öyle oluyor. Zaman da kısıtlı olduğu için. O tipli şeyler maalesef Salzburg'da gerçekleşmiş bu sefer. Bizim de duyumlarımız öyle. Sizin de açıkladığınız gibi, biz ilettiğiniz gibi. Evet, HDP Avrupa olarak, Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımızda oy baremi olarak milyonu aşıyor. Bunların da bir sürü istek ve talepleri var. Türkiye'deki bir siyasal parti olarak bu yurt dışında yaşayan insanlara ne gibi projeleriniz var ya da ne sunacaksınız? Şimdi bizim Türkiye'de seçime katılan, yani bizimle birlikte bizim rakibimiz olan gerek CHP, gerek MHP, gerekse AKP gibi, yani seçmeni onların sunduğu vaatler gibi bir vaadimiz yok. Bizim tek vaadimiz var. Ortak bir yaşam içinde kardeşçe yaşamak. Bunu elde ettiğimiz gün ekonomik değerler de elde edeceğimize inanıyoruz. Yani zaten düşündüğünüz şu anda örneğin Avrupa'dan seçmeni ne gibi bir vaat edilebilir? Yani bizim bunu yapma lüksümüz de yok. Orada çünkü da bir takım sorunlar var. Mesela vatandaşlarımızın, gençlerin askerlik sorunu var. Emeklilerimizin keza öyle sorunları var. Geri dönüş yapanların Türkiye'ye araba götürme sorunları var.
ya da bir telefonu götürüp orada işte bir ay sonra kapanmama sorunları var. Yani bunların hepsi bir sorun. Yani milyon insanın da bir sorunları olmadığını göremeyiz. Yani onların da bir takım sorunları var. Hayır, bununla ilgili zaten bizim dağıttığımız seçim broşürlerimizde de var. Örneğin askerlik konusunu size örnek verdiniz. Ben o konuda yani bir şeyler söylemek ihtiyacını duyuyorum. Askerlik konusunda biliyorsunuz yani Avrupa'da işte bedelli denilen yani para karşılığı askerlik yapma. O konuda bizim de bir projemiz var. Yani bu kadar işte büyük paralar karşılığında yani hiç olmaması gereken bir şey de daha dayatılıyor Avrupa'da. Hayır, biz bunu kaldırabileceğimizin vaadini zaten seçim beyanlarımızda da yaptık. Örneğin geri dönüşlerde. İşte emekliliği konusunda. Bu konuda partinin seçim beyannamesinde var. Biz bunu burada seçmenlerimize dağıttığımız broşürlerde de özellikle Avrupa seçmen kitlesine yönelik. Yani partinin seçim beyannamesinde yer alan 10 maddeyi de kendi seçim broşürlerimize zaten kullanıp seçmenlerimize nedir dağıttık. Bunlar? Yani vatandaşlık yasasından tutun, işte bedelli askerlik sorununa kadar. Örneğin Türkiye'de bürokratik şeyler de var. Yani mavi kartından işte ne bileyim işlem yapıp yapmama sorunundan, çifte vatandaşlık sorununa kadar. Bizim Avrupa'nın diğer ülkelerine nazaran bir de dezavantajımız var. Mesela bu ülkede mavi kartla maalesef oy kullanamıyorsunuz. İşte oluşturulan seçmen listelerinin pek de realist olduğu da ben şahsen düşünmüyorum. Yani Avusturya genelinde 106 bini aşkın bir seçmen kitlesi var. Ben burada bu kadar TC vatandaşı taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Avusturya'nın hiçbir bağı olmayan vatandaşın olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Yani YSK'nın bu konuda daha sağlıklı bir çalışma yapması gerektiğini. Mesela biz birkaç tane örnek de yaşadık burada. Yani seçmen listesinde adı olan ama Avusturyalı vatandaş olan insan var. Bu insanlar da psikolojik olarak korkup sandığa gitmiyorlar. Çünkü çifte vatandaşlık konusunda bir korkular da var. Oy kullanırsam vatandaşlığım hani elimden gider mi veya bir şey olur mu diye. Biz bu konuda gerekli çalışmalar da yapıyoruz. Yani konsolosluk yetkilileri de bu konuda bize yardımcı oldu. Ama bununla ilgili dağıttığımız broşürde yani bunu da ortadan kaldırmasına yönelik vaadimiz var. Seçim kampanyanız Türkiye'de sürüyor, burada da sürüyor. Ama buradaki artık kenetlendi. Bu akşam oyları götürüp vereceksiniz. Zannedersem buradan Münih'e gidiyor. Evet. Sonraki gelişmeler nasıl olacak? Şimdi bu akşam saat 23'te oylar buradan. Bizim de eşlik edebileceğimiz 4 tane araba eşliğinde Münih'e hareket edilecek. Münih'te kargoya imzalar karşılığında veriliyor ve Ankara'da bu oylar emanete alınıyor. Ayın 31'inde de buradaki hem seçim gözlemcisi hem sandık müşahitlerimizi Ankara'ya gönderiyoruz. Yani Ankara Ticaret Odası'nda seçim akşamı saat 18'de başlayacak sayımlarda bizim arkadaşlarımız bizzat kendileri olacak. Hem Salzburg Konsolosluğu'nda görevli arkadaşlarımız, hem Viyana Konsolosluğu'nda, hem de Bregenz Konsolosluğu'nda. Ayrıca Avusturya genelinde de 17 kişilik bir gözlemci heyeti de gönderiyoruz. Ayın 30'unda. Bu sene seçim gözlemcisi olarak bize ayrılan il de Siirt. Peki yani, seçim gözlemcisi özellikle Avrupa Parlamento Komisyonu'nun hazırlığı. Hayır hayır. Bu sivil toplum örgütlerinden oluşan. Yani Avrupa Avusturya Parlamentosu'ndaki grubundan partilerin temsilcileri de var ama STK'nın temsilcileri de var. Evet, Türkiye'de başarılar dileyelim yani o konuda. Tekrar Viyana'ya dönelim. 11 Ekim'de bir seçim yaşandı burada, Viyana yerel evet. Seçimleri. Belli partilerin içerisinde giren Türk adayları vardı. Türkiye kökenli adaylarımız evet. vardı. Bunların içerisinde bir oy alan dahi var. Yani 4 oy alan var, 20 oy alan var. Daha da yükseğe çıkabiliyoruz. Tabii vatandaşlarımızın oy verme istatistikleri maalesef yukarı çıkacağına ki Türkiye ile ilgili seçimde şu anda %40 olan %37 olan %45'lere çıkmış durumda zannedersem bu akşam daha kesin net olarak elinizde olacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Avusturya politikasına bizim insanlarımız ısınmıyor mu? Ya da partiler onunla sıcaklığı yakalayacak bir temasları mı yok? Bu konudaki düşünceniz. Şimdi ben ondan önce bu Türkiye'de yani oluşacak bir Kasım seçimlerine ilgili son cümlemi de kullanmak istiyorum. Bir kere hem partim adına hem bu seçimde bizle birlikte demokratik koşullarda yaşayan diğer partiler adına da yani seçime katılan ben bütün seçmenlere Halkların Demokratik Partisi adına bir kere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu konuda destek sunan, bizi tercih eden insanlara da yürek dolusu saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca seçimlerde bize yardımcı olan diğer partilerin sandık görevlilerinden müşahitlerini,
konsolosluk yetkililerine de partim adına teşekkür etmek istiyorum. Yani hiçbir sorunun yaşanmaması bizim bu konuya gerçekten demokratik bir zeminde yarışma azmimizi de geliştiriyor. Yani bunu noktaladıktan sonra sizin sorduğunuz soruya gelmek lazım. Yani Avusturya'da niye Türkiye kökenli birisi veya göçmen kökenli birisi partilerden aday olduğunda bir oy alabiliyor? Bence örnek olarak milletvekili seçilenler de var. Benim açımdan iki tane sorun var burada. Birincisi, biz bir gerçekliği artık kabul etmek zorundayız. Bu ülkede birinci jenerasyondan tutun son jenerasyona kadar ben artık köklü bir veya toplu bir dönüşün olabileceğine ben inanmıyorum. Çünkü bireyin algısı değişmiş burada. Bunlar artık isimleri belki Hans değil de Ali'dir ama bunlar artık Viyanalı. Bunlar Bregenz'di, bunlar Innsbruck'tu. Yani biz artık Avusturyalıyız. Onun için de bu ülkenin politik hayatında, sosyal hayatında, kültür hayatında bizim olmamız gereken. Bizim olmamız lazım. İşte bu olmayı biz niye beceremiyoruz? Veya bizim olmamızı önümüzde engelleyen faktörler mi var? Bence bizim önümüzde biz olmamızı engelleyen faktörler de var. Birincisi, bu ülkede politik hayatta var olan partilerin özellikle göçmen kökenli insanlara bakış açılarının bir kere sorgulanması lazım. İkincisi, partilerde aday olmak sadece etnik ve kültürel kimlikler üzerinde bence düşünülmemeli. Yani öyle arkadaşların belki kariyeristik yapıları da olabilir. Ne olmamalı sizce? Yani birkaç tane örnek de verelim. Bu ülkede de yaşanmış. Parlamentoda olan, yani Türkiye kökenli insanlar da var. Partilerin içinde de var. Ama partilerin genellikle yaklaşımı daha çok insanları oy potansiyeli olarak devşirmek olduğu için siz siyasi zeminde yer almanızın önü kesiliyor. Bizim yapmamız gereken şey, eğer herhangi bir insanımızın gerçekten politik alanda yeteneği varsa o insanın etrafında kenetlenmek, onun etnik ve kültürel kökenine bakmaksızın, onun dünya görüşü benimle birlikte bir paralellik arz ediyorsa onun etrafında bir çalışma yapmak lazım. Bizde eksik olan bu. Dikkat ettiyseniz, yani bu ülkede işte herhangi bir X partiyi ele aldığınızda her türlü rengin aynı yerde aday olduğunu göreceksiniz. Niye bunu yapıyorlar? İşte Afrika kökenli birinden de oy almak istiyor, Türkiye kökenli birinden de oy almak istiyor. Hatta bunu yani kültürel kimliklerinize indirgiyor. Yani ben Kürt'ten de oy alayım, Türk'ten de, Alevi'den de oy alayım, Sunni'den de oy alayım. Eğer biz göçmenler olarak aynı kaderi paylaşıyorsak, orada bizim temsiliyet hakkımızın hangi etnik kökenin, hangi kültürel kökenin temsil ettiğinin bence anlamı pek fazla yok. Onun bakış açısını biz, eğer bizi tümleyebiliyorsa, biz onun etrafında kenetlenmeliyiz. Bu sorun bizden kaynaklanmıyor. Bu sorun partilerden kaynaklanıyor, partilerin anlayışından kaynaklanıyor. Bence bu ülkede özellikle gerek sosyal demokratların, gerek yeşillerin, gerekse Halk Partisi'nin bu seçim, yani topluma bakış açılarını bence sorgulamaları lazım. Ben birazcık da bu yönden bakmalarını istiyorum yani. Aslında biraz da kolay bir seçimdi. 1200 tane tercihli oy alsalardı seçilme durumları vardı. Yani onu da alamadılar. Yani diğer taraftan mesela işte siyasal partilerin özellikle vatandaşlarımızın oylarını almak ya da çarçur etmek için diyebilirim, böyle bir politikaya girse dahi zaten vatandaşlarımıza da fazla bir oy verme alışkanlığı yok. Yok maalesef. Bunu nasıl... Bu konuda ne gibi çalışman olması lazım? Ya sonuçta bir toplum kuruluşunun siz de başkanısınız. Doğrudur. Şimdi ben bir örnek vereyim. Mesela bununla ilgili 2014'teydi. Ben sendikadan aday oldum. Örneğin sadece yani Viyana ve çevresinde, yani benim mensup olduğum, yani Kürt seçmeni, Kürt çalışanı, kendi temsilcisini kendisi seçse, yani benim seçilmemem için hiçbir neden yok. Bunun için ekstra bir çalışma yapmanız da gerekmiyor. Siz kaçıyor? Ben 13 oydan seçimi kaybettim. Ha, 13 oydan. 13 oydan. Toplam ne kadar aldınız? Yani bilmiyorum ama sadece neydi? Üst sırada yaklaşık 900 üzerinden oy aldığımı düşünüyordum. Yani şimdi bunun için hiçbir şey yapmadık. Yani biz de birazcık işin tembelliğini kaçtık. Nasıl olsa adımız biliniyor, cinsimiz biliniyor. Yani herkes bizi tercih edecek. Ama sonuçta bir şey gördük. Yani sizin posta kutunuza İşte işçi odası seçimleri için gelen zarfı bizim toplumumuz maalesef hiç okumadan kaldırıp yırtıp çöpe atabiliyor. Yani kendisini yönetebilecek, kendi hakkını koruyabilecek, kendi temsilcisini seçme kültüründen birazcık yoksunuz bu. Bu bizim zayıf tarafımız. Yani bizim her türlü, yani düşüncesi ne olursa olsun, kendi insanımıza karşı bir kere bu bilinci geliştirmemiz lazım.
Yani en küçük yerden başlayacaksınız ki en büyük yerden birazcık söz sahibi olma veya orayı hedefleme hakkını elde edebilirsiniz. Bu kültürü bizde yok. Seçimlerden sonra da mesela herkes beni arıyordu. Ya işte benim fabrikada sorunum var, benim vardiyanın sorunum var, benim maaşım konusunda fabrikada bir şey yapılıyor. Yani benim hakkım yok ki müdahale etmeye. Peki sen seçimlerde oy kullandın mı sendika seçimlerinde? Diyor ki gerek de yok. O zaman yani bunu konuşmaya da gerek yok. İşte biz bu bilinci toplum zeminine yaydığımız zaman, yani bir sivil toplum örgütünden bir siyasi partiye kadar, o zaman örgütlemeyi de birlikte getiririz. Bu bilinç bizde yok. Bu birazcık da bizim suçumuz değil. Yani bilinçaltımızda böyle bir algımız da var bizim. Peki seçimlerle ilgili FPÖ'nün 130'lara dayanması, yani önemli ve Önder Özsay da kazanarak geldi bunlar. Artı bu Suriye'deki göç ve yani Avrupa'ya bunun yansıması olarak ihticacılar diyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bizim topluma bunun etkisi nasıl olabilir? Ya da etkileneceğini, bizim toplumumuzun bundan zarar göreceğini mi ya da değişik bir açılım mı olacak? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Hayır, şimdiki işsizlik korkusu var o anlamda diyor. Doğru. Şimdi özellikle son 6 aydır yaşanan göçün bence nedenlerine bakmak lazım. Biz genellikle sonuçların üzerinde tartışıyoruz. İşte o işsizlik korkusu algısı da sonuçlar üzerinden getiriyor. Tabii oysa burada ki, yaşadığımız için. Evet, doğru. Sonuçta. Ama yani Avrupa göçmenler konusunda özellikle Avusturya'nın yani bu kadar hümanist davranması birazcık seçim yatırımı olarak algılandı. Ama yani doğrunun kendisi izafi bir kavram. İktisatla matematiğin dili aynıdır. Yani iktisatta da siz rakamları kullanırsınız, matematikte de. Matematikte 2 kere 2 hep 4 eder ama iktisadi dilde 2 kere 2 4 etmiyor. İşte siyaset birazcık böyle bir önerme. Yani sizin doğru değil, lanse ettiğiniz şey bazen tersten başka birinin doğrusu olarak karşınıza çıkıyor. Bence FPÖ bunu iyi kullandı. Bunu psikolojik faktör olarak da topluma iyi yansıttı. İkinci temel faktör, Avrupa'da işsizlik sorunu veya ekonomik sorunu veya toplumun fakirleşmesi SPÖ'nün, FPÖ'nün veya sosyal demokratların, yeşillerin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Yani önümüzde bir realite duruyor. Avrupa sosyal sistemi artık çöktü. Yani partiler kısa zamanda günü kurtarmak adına bazen marjinal çıkışlar yapabiliyorlar. Bu marjinal çıkışları da psikolojik faktör olarak da Avusturya'da en iyi kullanan parti de FPÖ. Gerek yabancı düşmanlığı karşısında, gerekse İslam fobisini iyi kullanarak. İşte yani bu göçmenliğin, yani geldiğinde bu ülkede yoksulluğun, işsizliğin artış nedeni olabileceğini bu toplumun özellikle yaşlı kesimine psikolojik olarak iyi satabiliyor, iyi lanse edebiliyor. Bu da seçim sonuçlarında kendisine bir getirisini sağlıyor. Evet, sohbetiniz için çok teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz, gerek burası gerek Türkiye seçimleriyle ilgili ya da başka partiniz adına buyurun. Ben sizin bir kere başta partim adına size de teşekkür etmek istiyorum. Yani ilginize, alakanıza. Bundan sonra da birlikte çalışmayı da gerçekten yürekten de istiyorum. Son cümlem de şu olsun. Ben 1 Kasım seçimlerinde Türkiye'de yani yapılacak seçimin barış ve demokrasi adına yani herkese eşit koşullarda o güzel ülkede birlikte yaşamayı getirme dileğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Buna yürekten de bir insanım. Bir de bu seçimlerde bizi tercih eden, bize oy veren veya bize oy vermeyip de bizi gönlünden geçiren insanlara da bize oy vermiş insanların kadar onlara da teşekkür etmek istiyorum. Yani seçimler birbirini yok etme, birbirini düşman olarak görme yarışı olarak algılanmamalı. Bu bir demokratik yarıştı. Ben bu ülkede de bu demokratik yarışı diğer partilerle de birlikte çok iyi yönettiğimizi, çok iyi götürdüğümüzü de inanıyorum. Sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu dileklerimle bugün işte Muharrem'in son günü. Ben Alevi canların da lokmalarının hak katında kabul etmesi dileğiyle herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Biz o dileklerine katılıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.